Hepinize merhaba. Akasya hoş geldiniz. Bugün deneyim paylaşımları serimizde konuğumuz sevgili Dirvan Yıldız. Hoş geldin Dirvan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Burada aynı sıraları paylaştığım lise arkadaşımı ağırladığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum seninle olduğum için. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizim nazik davetimizi kırmadığın için. Ben yavaş yavaş sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikli olarak Dirva Yıldız kimdir, neler yapar? Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tarih bölümü okuyorum. Bölümüm İngilizce. Önce ondan bahsedeyim. Öğrenciliğimin yanı sıra yazarlık ve editörlük yapıyorum. Polisiye roman yazıyorum. İlk romanımı 17 yaşında yazdım. Lise sondaydım çıktığında. Şu anda son romanım olan Avcının Son Gecesi ile ilgili çalışmaları devam ediyorum. Bu ayın başında basıldı. Bunun aldığı bir dergisinde editörlük yapıyorum. Bir öğrenci kulübümüz olan Medeniyet Gemisi Kulübü'nde de yayın ve eğitim masası başkanıyım. Orada da kulüpte çıkardığımız Manla Dergisi'nin yayın yönetmenliğini ilerletiyorum. Teşekkür ederiz. Ben şunu sormak istiyorum. Senin şu an hali hazırda çıkan iki tane romanın var. Bunların ikisi de polisiye romanları ve birçok hikaye geçmişin var. Hikaye birinciliklerin vesaire var. Peki ve bunun ortaokula dayandığını biliyorum. Seni edebiyatla kaynaştıran ne? Beni ilk etapta çocukluğumdan beri edebiyata kaynaştıran bir kişi var. O da babam diyebilirim. Çünkü benim baba tarafım şiire çok yatkındır. Hani halam, babaannem şiir yazarlar. Babam da çok şiir okur. Cemal Safi'yi çok sever mesela. Evde şiir okuyarak geçiriyor günlerini. O yüzden ondan dolayı bir yatkınlığım vardı edebiyata. İlkokulda da kendimi keşfedince yavaş yavaş, tabii hocamın da etkisiyle, ilkokul öğretmenimin de etkisiyle bu şekilde bir yol çizmiş oldum kendime. Daha sonra da zaten lisede çeşitli İstanbul ve Türkiye birincilikleri geldi. Ondan sonra edebiyatla olan samimiyetim arttı tabii. Üzerine de düşünce bugüne geldik. Aslında bakarsak halihazırda yazmış olduğun iki tane romanın var. Tek yazım aşamasında olan bir romanın daha var. Hikaye geçmişin, köşe yazarlığı geçmişin, şiir geçmişin var. Bunları yazmaktaki motivasyonun nedir? Benim yazmaktaki motivasyonum, ben şöyle düşünüyorum. Yani iki sebebi var. Birincisi, insanın bir eser bırakma, kendinden bir parça bırakma içgüdüsü olduğuna inanıyorum ve motivasyonumun bu olduğunu düşünüyorum ilk etapta. Daha sonra da şöyle, yani ben özgür olmak istediğim için yazdığımı düşünüyorum. Yani beyaz yakalı sabah 8'de kalkıp işe giden biri olmak istemiyorum. Yani ben istediğim zaman bilgisayarımın başına oturup yazımı yazmak, işte eleştirmem gereken şeyleri eleştirmek, ve toplumda eleştirilmesi gereken bir sürü şey var ve bunlar bir yazar için çok büyük bir malzeme. Ben bu şekilde ilerlemek istiyorum. Bu şekilde hayatımı idame ettirmek istiyorum. Bunlar da benim motivasyonum yazma konusunda. Peki yazarken kendini özgür hissediyor musun, yoksa toplumsal konular ve genel yayın politikaları gibi politikacıların duruşları senin duruşunu seni etkiliyor mu? Yani ben özgür olduğumu düşünüyorum. Çünkü yani şöyle bir durum var. Benim kendi karakterimle ilgili belli kısıtlamalar ve sınırlar var ama onlar da kısıtlamaya girmiyor. Yani mesela kötülük yapma özgürlüğümüz var ama yapmıyoruz bunu. Yani seçim olarak yapmıyoruz. Yani bu da öyle. Hani yazabileceğimiz pek çok şey var ama yazmıyoruz. Şimdi edebiyata baktığımız zaman edebiyatın kökünde edep var. Yani edebi ise bir şey belli sınırlar içinde yazılmış olmalı. Ben buna inanıyorum. Keşke bu kadar özgür olmasa basın dünyası. Keşke bir denetleyici olsa. Ama yani şu etapta ben özgür yazdığımı düşünüyorum ki zaten hani özgür yazmasa bile bir yazar, daha doğrusu özgür olmadığını düşünse, kısıtlandığını düşünse bu noktada başka bir yayın evine yönelir. Muhakkak kendi kafa yapısına uygun bir yayın evini bulacak. Peki yazarlığa ilk adımını atmanda etkili olan bir kişi ya da olay var mı? İlkokul öğretmenim, kesinlikle ilkokul öğretmenim. İlkokulda ben şöyle söyleyeyim, benim içimde varmış bu yazma hissi. Yani hocam uyandırmış. Çünkü bize günlükler yazdırıyordu ilkokulda hocam. Hani yeni yeni yazmaya başlıyorduk. Sürekli yazalım diye bizi teşvik amaçlı. Onları da her hafta kontrol ederdi. Daha sonra ben bir Türkçe projesi aldım. O projede yine hala ilkokuldayım. O projede bu hani A4'ün yarısı kadar defterler oluyor ya, küçük. O defterlere bir hikaye yazacağız.
Ve hocaya teslim edeceğiz. Benim biraz çizme de yeteneğim vardı. O dönem daha fazlaydı. Ben hem hikayeyi yazıyordum hem de hikayenin çizimlerini yapıyordum. Hocaya vermiştim onu. Hatta mezun olurken hani hocamız bize eski projelerimizi dağıtıyordu. Onu bana vermedi. Bu bende kalsın dedi. Bilmiyorum hala saklıyorum ama. Ondan sonra ben öyle küçük defterlere hikayeler yazmaya ve resimlerini çizmeye başladım. Yani proje dışında da. Şimdilerde annem şimdi yazıyla daha fazla haşır neşir olduğum için annem de eskilerden anlatıyor benimle ilgili şeyler. Annem anlattıkça benim de gözümün önüne geliyor belli belirsiz. Diyor ki yani küçücüktün diyor bana çocuklar kitap çıkarabilir mi? Nasıl çıkarabilir diye soruyordun. Ben de diyordum ki ya sen daha tam okumayı bilmiyorsun ne yazması diyordum diyor. Yani ilkokul öğretmenimin kesinlikle bunu vermiş olması, bu ödevi vermiş olması benim için gerçekten kendimi keşfetmeme sebep oldu ki mezun olurken de bana yazmayı ve çizmeyi bırakma demişti. Yani sağ olsun o diyebilirim o etkili. Hikayeden aslında bu yola çıkmışsın. Peki bu hikaye fikirlerini nereden alıyorsun? Çünkü zaten hikaye hakkında birçok birinciliğin var. Yoksa ilham perileri olayı sende de var mı? Yani ilham perisi gerçekten var mı yok mu bilmiyorum ama yani şu var yani. Yani bir şey görüyorum, bir şey okuyorum ya da bir şey yaşanıyor ve şöyle oluyorum. Yani bunları da artık ilham perisi mi, ampul yanması mı bilmiyorum ama çünkü çevremizde birçok şey oluyor ve bunlar insana bir şekilde deneyim olarak geri dönüyor ve ben de bu deneyim yazmaya da yansıyor. Hatta bununla ilgili örnek de verebilirim. Şöyle bir örnek var. Ben sağlık meslek lisesi çıkışlı olduğum için aslında ebeydim. Doğal Evet. olarak son yıl staj yaptım. Bu stajda bu olduğum için daha çok servisinin, kadın doğum bölümünün olduğu yerlerde staj yaptım. Ve dolayısıyla ne yazık ki yani tecavüze uğramış pek çok kişiyi görmüştüm. Bunlardan çok etkilenmiştim. Hatta ilk hafta yani stajımın daha ilk haftasıydı. Ben 17-18 yaşındayım. Yani sadece haberlerde duyuyoruz böyle şeyleri. Görmemişim daha önce. Ve kapıyı birisi çaldı doktorun yanındaydım. Küçücük bir çocuk girdi annesiyle beraber. Yani 14 ya var ya yok. Ama hamile. Ya yani bunu gördüm bir hafta ağladım dayanamadım. Sonraki hafta yerimi değiştirdim. Bu sefer gittiğim yerde yine benzer bir olay görünce ya ben şunu düşündüm. Ya dedim biri çıkıp şu gerçekten hani istismarcıları öldürse yani biz buna katil mi deriz yoksa kahraman mı deriz diye düşünürken şimdi şu an son yazmış olduğum roman çıktı ortaya. Yani şöyle oluyor insan ama ilham perisi midir nedir adı siz koyun. Peki senin yerli ya da yabancı örnek aldığın bir yazar var mı? Şöyle söyleyeyim, tek bir yazara bağlı kalmıyorum çünkü şunu fark ettim artık bir kitap üstünde çalışırken ya da bir hikaye üzerinde çalışırken o dönem hangi kitabı okuyorsam o yazarın üslubuna doğru kayıyorum. O yüzden iki kitap ilerlemeye başladım artık yani birine kaymayayım diye. Ama örnek olarak gösterebileceğim Tezkeresi'n var. Tezkeresi'nin çünkü dili böyle abartılı betimlemelerden uzak. Sıkıcı değil ve insana sürekli merak edeceği bir şey veriyor. Yani sonraki sayfayı çevirmek için bir sebebi oluyor insanın. O yüzden onu örnek aldığımı söyleyebilirim. Peki bu yolda yani yazarlık yolunda birçok genç var aslında. Bizim de Akasya ekibimizde yazar ekibimiz de var ve sağlam kalemi olan birçok arkadaşımız var. Bu yolda olan genç arkadaşlarımıza tavsiyelerin nelerdir ve ilk adımında neler yapmasını tavsiye edersin bu genç arkadaşlarımızın? Birçok kişi ulaşıyor bu konuda. Yani şimdi burada herkese açık bir yerde bunu söylemek daha mutluluk verici geldi bana. Yani belki de bunu izleyip bir şeyler yapacak olan birçok insan vardır. Şunu söyleyeyim. Ben en azından kendi tecrübelerimle aktarayım. Ben hep yarışmalara katıldım. Yani kalemimi keşfettiğim andan itibaren daha çok lisede oldu bu. Hep sürekli yarışmalara katıldım. Yani 20 yarışmaya katıldıysam ben 2 tanesini kazandım. Ama diğer 18 yarışma beni yıldırmadı ve bence kimseyi yıldırmamalı. Çünkü yarışmalar size bir arka plan sağlıyor. Yani baktıkları zaman yayın evi de mesela baktığı zaman hani hakikaten bunun kaleminde bir şey var ki bu kadar birinci olmuş diyorlar. Yani öyle bakıyorlar ki bu yarışmalar size tahmin edemeyeceğiniz fırsatlar sunabilir. Hatta ben kendi yolculuğumdan buna bir örnek vereyim. Ve ben Yazak, Yazarlık Akademisi Derneği'nin düzenlediği bir yarışmaya katıldım lise 2'de. Yarışmadan şekilde derece alamadım. Ama yarışma sonuçlandıktan sonra beni aradılar. Ben şey diye düşünüyorum yani herhalde üçüncü iptal. Ben herhalde üçüncü oldum. Yani üçüncü de çünkü bazen yarışmalarda hani intihal olduğu zaman bir yerden alıntı olduğu göründüğü zaman yazıları iptal ediyorlar aldığınız dereceyi. Dedim herhalde öyle bir şey sıra bana geldi.
Ama telefonun ucunda Şeref Yılmaz vardı. Yazak Akademisi Derneği'nin başkanı. Kendisi de yazar ve şair aynı zamanda. O bana dedi ki, Dilruba dedi, sen dereceye giremedin ama kaleminde bir ışık gördük. Eğer üzerine düşersen güzel şeyler yapabilirsin dedi. Ve ben yayın evine davet etti beni. Aynı zamanda yayın evi de var Yazarlık Akademisi Derneği ki benim ilk romanımın yayın evi var, Anatolia Yayınları. Gittim. Oradan yazarlık atölyesi dersleri aldım. Editörlük atölyesi dersleri aldım. Yani o yılın ilk üçünü kimse bilmiyor ama şu an mesela ben ilk üçe girmememe rağmen geliştirdiğim için, üstüne düştüğüm için bir roman yazdım. Aynı şekilde o yayın evinin dergisinde, Acemi dergisinde önce yazar olarak, daha sonra da editör olarak çalıştım. Yani güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Sakın sakın vazgeçmeyin. Yarışmalar önemli. Bunun dışında da ertelemeyin ya. Gerçekten ertelemeyin. Çünkü bana yazan insanlar genelde şey diyor. İşte daha hani genciz, gene yaparız. Öyle olmuyor gerçekten. Geçenlerde yayın evine 60 yaşında, 60-70 yaşında bir tane amca girdi. Bana dedi ki sen yazar mısın? Dedim amca evet ben yazarım. Ne güzel dedi, gencecikken halletmişsiniz dedi, kavuşmuşsunuz hayallerinize dedi. Ben dedi hala dedi çabalıyorum ya bir şeyler yapabilmek için. Amca şiir yazıyormuş. Yani ertelemeyin gerçekten. Zaten şimdi başlasanız bir şeylerin 30 yılı alıyor. Gerçekten kendinize 5 yıl verin. Bu 5 yıl içinde oluyor ne oluyorsa. O yüzden vazgeçmeyin, ertelemeyin, kesinlikle ertelemeyin. O beklediğiniz doğru vakit asla gelmiyor. Kendi vaktinizi oluşturmaya bakın. Bunları söyleyebilirim. Geçmişte birçok dergicilik faaliyetin var, yazarlık ve editörlük gibi. Ve şu anda da hali hazırda dergicilik faaliyetlerin devam ediyor. Aslında bu işin içindesin. Ve son zamanlarda da dergicilik çok fazla. Geçmişte aslında birçok dergicilik faaliyetin var, yazarlık ve editörlük gibi. Şu anda da hali hazırda dergicilik faaliyetlerinde bulunuyorsun. Ve son zamanlarda da dergicilik artık dijitalleşmeye evrildi. Bu konu hakkında dergiciliğin dijitalliğe evrilmesi hakkında sen ne gelecek görüyorsun, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani şöyle söyleyeyim, aslında bu konuda düşmanı olanlar var bu dijitalleşmenin gerçekten. Çünkü işte ben kitabı koklayacağım, dergiyi koklayacağım havasında olan çok fazla insan var. Ya ben de tabii ki elimde fiziksel olarak severim ama şimdi teknoloji kaçınılmaz bir şey ve teknolojiye ayak uydurmazsanız eğer yenilgi de kaçınılmaz bir şey. Şimdi siz herkesin telefon kullandığı, kimsenin işte dergi raflarına bakmadığı, reyonlarına bakmadığı bir döneme geleceksek eğer gelecekte bir yerde. Şimdi saçma yani dergi basmanız. Yani kağıt israfı yapmanız mantıklı değil. Yani teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Ya bunun en önemli örneği Nokia. Nokia biliyorsunuz çok 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 satılan bir telefondu ilk çıktığı zaman. Ama teknolojiye yenildi. Takip edemediği teknolojiye yenildi. Hani o yüzden edebiyat da olsa teknoloji takip edilmeli ve ayak uydurulmalı. Benim düşüncem bu yönde ki zaten mesela sizi buna itiyor. Mesela biz geçen yıl Medeniyet Gemisi Kulübü'nde Mavna dergisini fiziksel olarak çıkardık. Elimize aldık fakat dağıtamadık pandemi sebebiyle. Dağıtamayınca da boş mu geçireceğiz 1-1,5 yıl? Okulların ne zaman açılacağı da belli değil. Hemen site açtık. Hemen dijitale yöneldik. Bizde. Yani kaçınılmaz oluyor teknolojinin nimetlerinden faydalanmak, özellikle bu dönemde. Yürüttüğün bir genel yayın yönetmenliği görevin var. Bu görevden bize biraz bahseder misin? Ne tür deneyimlerin oldu bu iş hakkında? Yani genel yayın yönetmeni ne yapar? Önce ondan bahsedeyim isterseniz biraz. Genel yayın yönetmeni, editör, yazarlar, tanıt. Yani bunların arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Hem dergiye gelen yazıları süzüyor, hem de bunların tanıtımıyla, pazarlamasıyla ilgileniyor. Tabii ki benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Bu genel yayın yönetmenliğinden önce zaten Acemi Dergisi'nde editörlük yapmıştım. Oradan biraz dergiciliği biliyordum. Şimdi Mavla Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapınca da tabii ben de site kullanmayı özellikle çok iyi öğrendim. Çünkü siteye yazıları ben yüklüyorum. Editörden bana geliyor. Yani yazarlardan editöre geliyor, editörden bana geliyor. En son benden siteye, daha sonra da tanıtımla ilgilenen, sosyal medyamızla ilgilenen arkadaşımızla iletişime geçiyoruz ve o şekilde ilerletiyoruz. Yani benim edindiğim tecrübe burada kesinlikle siteyle ilgili, dijitalleşmeyle ilgili diyeyim. Teknolojik olarak çok şey öğrendim. Bunun yanında da yazıları süzdüğüm için, çok farklı yazılar gördüğüm için ufkumun açıldığını söyleyebilirim. Dilruba, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bizim klasik olan bir sorumuz var.
Hayatının arka fonundaki müzik nedir? Buna şey diyebilirim. Mark Eliyahu'nun Endless müziği. Çünkü yani böyle slow gidiyor başta. Yani ağır ağır. Sonra hareketleniyor. Yani hayat da böyle bence. Benim hayatım en azından. Yani bazen hareketli, bazen durgun. Öyle gidiyor. Güzel bir soruymuş bu arada. Çok hoşuma gitti. Peki bize ilham olacak, senin de çok ilham aldığın, burada ağırlarsanız çok mutlu olurum dediğin bir isim var mı acaba? Kesinlikle bizim medeniyet kulübümüzün başkanını Muhammed Hüseyin Tıkmış'ını öneriyorum size. Liderlik ve yöneticilik konusunda çok ufuk açıcı konuşabilir ve sizi sağlam bilgilerle donatabilir gerçekten, hepimizi dinleyen herkesi. Onu tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ederiz Diruba. Bizimle bu güzel deneyimlerini paylaştığın için, tabii, yol gösterdiğin için. Başarıların devamını diliyoruz. Çok güzel ilerliyorsun. Çok teşekkür İnşallah ederim. Size de aynı şekilde. İnşallah her şey istediğin gibi devam eder. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bir sonraki deneyim paylaşımları videomuzda görüşmek üzere.